Herkese yeniden merhabalar. Ben Çağlar Elduan. Kanalım Çelik Kostüm Aksesuar'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Deadpool 2 filmini inceleyeceğiz. Filmin basın gösterimine gidemedim çünkü öyle bir davetiye gelmedi. Yani olmadı içinde. Dün normal vizyona girdiği tarihte 18 Mayıs itibariyle filmi izledim. Çok güldüm, çok eğlendim. Infinity War'dan sonra ilaç gibi geldi. Kendilerine teşekkür ederiz. Evet, Deadpool 2 filmini inceleyeceğiz dedik ama bugün 19 Mayıs. Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Yani kutlanacak çok bir şey kaldı mı? Neyse, ben o konulara girmek istemiyorum. En azından şu anda burada değil. Yoksa belki de hep konuşmamız gereken şeyler bunlar. Filmler ikinci planda kalmalı ama. Bugün sırf o yüzden yine bu tişört, yani çok sevdiğim bir tişörtüm zaten ama bugün tekrardan giymek istedim. Hepinizin bayramını kutlarım. Umarım kutlayacak daha çok bayramımız olur. Bugünler pek kutlanacak günler değil gibi duruyor çünkü. Gelecekte olması dileğiyle. Şimdi dönelim filmimize. Öncelikle yönetmenimizle başlayalım. David Leitch. David Lynch gibi söyleniyor ama filmde gerilim çok fazla yok. David Leitch gayet eğlenceli bir iş çıkarmış. Kendisi Atomic Blonde'un yönetmeni. Aynı zamanda John Wick filminde stuntlık yapmış oyuncu da diyebiliriz. Kendisinin yönetmenlik deneyimi daha taze. Ancak başarılı işler çıkarmaya devam ediyor. Umarız bu yolda ilerler. Hollywood bir sağlam yönetmen daha kazanmış olur. Sinema dünyası sağlam bir yönetmen daha kazanmış olur. Ben Atomic Blonde'u da çok beğendim. Bu filmi de çok beğendim. Deadpool 2 de çok eğlenceliydi. Birinci filmin çok çok üstüne çıkmış. Genelde ikinci filmler ya birinci filmi aratır ya da 3 aşağı 5 yukarı aynı olur. İkinci filmin birinci filmden iyi olduğu film sayısı azdır ama bu film gerçekten iyi olmuş. Hakkını vermiş. Deadpool filminden bekleyeceğiniz her şey var. Onu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla gidip izleyebilirsiniz. Gelelim filmin oyuncularına. Başrolde Ryan Reynolds zaten harika bir iş çıkarıyor. Deadpool'u X-Men Origins Wolverine filmini saymazsak ki onun suçu değildi. Tamamıyla yönetmen, senaristlerin çizdiği bir karakteri oynamak zorundaydı ve ağzı dikilmiş bir Deadpool'dan ne kadar Deadpool olursa o kadar olabilmişti. Ama bu film ve bir önceki birinci film günah çıkarmakta yeterli oluyor diye düşünüyorum. Gerçekten Deadpool karakterinin hakkını vermiş Ryan Reynolds. Yani sanki oynamıyor gibi bir hava var. Hani gerçek hali buymuş da filmde gidip o şekilde takılıyormuş gibi. Kendisini, yani oyunculuğu bu yönüyle muazzam. Diyecek bir şey bulamıyorum. Zazie Beetz, Domino oynayan bayan. Gerçekten çok şeker güzel bir havası olmuş. Kendisini takdir ettim. Şans süper güç değildir diye Deadpool ne kadar ısrarcı olsa da gerçekten süper bir güç. Yani herkesin böyle şansı olsun isterdim. Hatta daha iyisi olsun isterdim. Hani böyle bir halk arasında bir laf vardır. Allah çocuğunuza Aydın Yılmaz şansı versin diye. Galatasaray taraftarları bilirler. Onlara da buradan selam olsun. Gelelim Josh Brolin'e. Kötü adam demeyelim de anti kahraman rolünü gene başarılı oynamış. Josh Brolin için yıllar önce böyle hep şey denirdi. Mimiksiz oyuncu diye ama tam olarak sen karşılığı o değil. Yani duygusuzlukla duygu arasında gidip gelen karakterleri çok iyi oynuyor. Mesela Thanos'u yani motion capture sistemiyle yapılmasına rağmen tüm hislerini çok iyi verdi. Aynı şekilde burada Cable'ı başarılı oynamış. Josh Brolin gerçekten iyi bir oyuncu ve hakkını veriyor rolünün. Bence kendisini takdir etmek gerekiyor. Bu rolde de çok beğendim. Umarım bu şekilde çizgi roman uyarlamaları filmlerinde daha çok görürüz. Kendisi gayet başarılı oynuyor. Negasonic Teenage, Warhead, Colossus ve diğer birkaç X-Men karakterini tekrardan görmek de güzeldi. Çok fazla rolleri olmasa da. Beklemeyeceğiniz birkaç karakteri de görebilirsiniz. Spoiler vermemek adına çok konuşmuyorum bu kısımları. Ama muhakkak gidin. Güzel sürprizleri var filmin bu yönüyle. Ayrıca filmde, şimdi doğru söyleyeyim, filmde ben görmedim ama daha sonrasında filmle ilgili internette incelemeyi yaparken internet movie database'de vesairede de görünce teyitlemiş oldum. Brad Pitt ve Matt Damon da var filmde. Biz bunları özellikle Brad Pitt'in rolüne çok güldüm. Yani o olduğu hiç aklımın ucundan geçmezdi. Gayet güzel, ince düşünülmüş, çok güzel. Tam Deadpool 2 filmine yaraşır göndermeler olmuş, öyle söyleyeyim. Siz daha dikkat edin, belki yakalarsınız arada. Gelelim filmin hikayesine. Bu bir aile filmi. En azından Deadpool bize öyle söyledi filmin açılışında. Gerçekten de öyle ama bir aile filmi diyebiliriz. Zaman zaman ufak duygusallığı, aile içi bağ vesaireyi hissettirdi ama işte klasik Deadpool, yani 5 saniye hissediyorsun, sonrasında çat diye bir espri patlatıyor, bir durum yaratıyor ve sizi tekrardan kahkahasının içine alıyor. Ama kesinlikle bir aile filmi o yönüyle, yani farklı bir aile filmi diyelim, en azından diğerleri gibi değil. Giriş, gelişme aynı olsa da sonucu belki daha farklı veyahut da gelişme kısmı daha farklı. Nasıl söylenir bilmiyorum. Bir şeyler farklı ama güzel. O yönüyle de yine filmi beğendiğimi söyleyebilirim. Aile filmi dedik tabii, yani akşam yemeğe oturup yemiyorlar ailecek. Olay bundan ibaret değil.
ailenin olmazsa olmaz demeyeyim ama olabilir unsurlarından çocuk üzerine odaklanılmış bir film. Bir çocuğu kurtarmak üzerine, mutant bir çocuğu, dışlanmış bir çocuğu, zor günler geçiren, zor zamanlar geçiren bir çocuğu kurtarmak üzerine, geleceğini değiştirmek üzerine şekillenen bir film. Deadpool bu kadar duygusal mıydı çizgi romanlarda? Gizli saklı diyelim. Ama filmde güzel yansıtılmış, gayet konuya iyi işlenmiş. Ben o yönüyle beğendim. Çocuk oyuncuların da oyunculukları çok iyi. Özellikle başroldeki çocuk oyuncumuz. Fire Fist galiba ismi, yanlış hatırlamıyorsam. Gayet başarılı bir oyunculuk çıkarmış. Geleceği parlak gözüküyor. Umarım daha fazla kendisini de görürüz. Oyunculardan son olarak Morina Baccarin'e buradan seslenmek istiyorum. Çok güzelsin. Yani gerçekten çok güzelsin. Başka da bir şey demek istemiyorum. Kendisinin DC Extended Universe'de Catwoman'ı oynamak gibi bir dileği varmış. Dileklerin dileğimizdir. Biz de paylaşıyoruz. Umarız seni beyaz ekranda daha fazla görmeye devam ederiz. Öyle güzel bir rolde, Catwoman rolünde, böyle deri elbiseler. Neyse, evet, toplayalım buradan, gelelim tekrardan filmimize dönelim. Filmde çuvalla gönderme var. Her birini saymaya kalksam buradan YouTube beni atar. Yani duramam burada. Video yetmez. Saatlerce anlatmam gerekir. DC evrenine göndermeler, Marvel sinematik evrenine, çizgi romanlara, Amerikan alt kültürüne vesaire, bilmem ne. Filmde yani şöyle söyleyeyim, 1 milyon tane gönderme varsa belki bunun 300'ünü 500'ünü anca yakalayabilmişimdir. Ya oran abartıyorum tabii de, oranlarsak ancak buna denk gelir. Çok fazla gönderme vardı çünkü. Ki bazıları hiç aşina olmadığım konular. Yani sanki böyle bir sürü gönderme videosu çekmişler de bunları arka arkaya eklemişler, film çıkmış. Artık böyle bir yerden sonra neyi yakalayacağımı şaşırdım. Dedim keşke kağıt kalemle gelseydim. Yani bir 20-30 kere izlenip belki hepsi ancak öyle yakalanabilir. Böyle Ekşi Sözlük'te, internette, sağda solda, YouTube'da takılıp da "Aa, o da mı varmış, bu da mı varmış" diye bulabileceğiniz çuval da şey olabilir. Ama bir, yani bazı göndermeler gerçekten çok eğlenceliydi. Hani böyle hemen herkesin anlayabileceği göndermeler veyahut da böyle biraz daha bizim gibi nerd geek tayfanın anlayabileceği çizgi roman göndermeleri falan yakaladığınız anda zaten kopuyorsunuz. Deadpool'da bu değil mi zaten? Yani bunları gayet başarılı yapmışlar. Olması gereken bu. Olmuş. Gayet de başarılı olmuş. Gelelim filmin müziklerine. Direkt film için yazılmış bir müzik var mıydı? Tam olarak emin değilim açıkçası. Gülmekten çok fazla dinleyemedim müzikleri. Ama soundtrack bazında çok başarılı müzikler seçilmiş. Filme çok iyi uyarlanmış her birisi. Sahnelere çok iyi adapte edilmiş. Yani benim için Guardians of Galaxy, Baby Driver, Suicide Squad'dan sonra böyle soundtrack komple bilgisayara indireyim de dursun, bende de bulunsun diyeceğim müzikler arasında girdi diyebilirim filmin müzikleri. Yani AC/DC'den tutun da bazı animasyon filmlerinin müziği. Şimdi spoiler vermek için çok fazla da konuşmuyorum bu konuları. Ama filmin müzikleri gayet başarılı. Müzikleri film için editleyen, kompozlayan kişi de Tyler Bates. Kendisini de buradan tebrik ederim. O da gayet başarılı bir iş çıkarmış. Yani filmin müzikleri sahnelerle her zaman uyumlu, her zaman eğlenceliydi. O yönüyle film müziklerine de tam puan veriyorum. Filmin after credits sahnesi. Böyle kısa aralarla iki tane after credits sahnesi var. İkisi de birbirinden başarılı. Çok güzel. Birkaç yerde filme gitmeden önce gelmiş geçmiş en iyi after credits sahneleri diye bir şeyler okudum, duydum. Öyle mi tartışılabilir ama çok eğlenceli oldukları kesin. Yani filmin tamamı gibi oraya da eğlenceyi yerleştirmeyi başarmışlar. İlk filmdeki gibi değil. Yani ilk filmdeki belki böyle sadece ikinci filme ufak bir gönderme ama ne olduğu belirsiz. Ufak bir göndermeydi. Hatta başka bir filme yapılan göndermeydi. Yani önemli bir filme ama bu filmdekiler daha da eğlenceli olmuş. Muhakkak kalın, ikisini de izleyin. Bir de son olarak after credit sahnesi değil ama filmin bu işte bitti artık, tüm oyuncular, çalışan ekip vesaire, bilmem ne isimleri ve pıtır 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 aktıktan sonra en sonda bir müzik var. Onu dinleyin, yani sözleriyle birlikte gayet güldürecektir sizi. Ben hani böyle acaba bir sahne daha çıkar mı diye son ana kadar bekledim. İyi ki de beklemişim, o müziği dinlemek bile yetti. Gayet güldüm, eğlendim. O kısmı da muhakkak beklemenizi öneririm. Benim filmle ilgili görüşlerim bunlar. Deadpool 2 gayet eğlenceli bir filmdi. Bir daha gider misin dersen, beleş bilet varsa niye olmasın, giderim tabii. İkide bir param vereceğim ben sinemaya. O yüzden yani öyle hani hoca gel gidelim birlikte bir de seninle izleyelim diyen olursa lütfen söylesin, çekinmesin, birlikte gider izleriz tabii ki, ne olacak. Patlamış mısırı da ben almam bu arada, hiç de sevmem. Sinemada da karşıyımdır katır kutur yanında yenmesine. Film izliyoruz yani, gerek yok. O konuya da bir ara bir gün değiniriz belki, onunla ilgili nefretimi de anlatırım. Evet, dediğim gibi filmle ilgili görüşlerim bunlar. Sizlerin görüşlerini de beklerim. Altta yorumlarda yazın. Çok fazla sosyal medya hesabım olmasa da beni Instagram'da, Twitter'da vesaire de takip edin. Yakında bir tane kendin yap videosu geliyor. Onu da editleme çalışmalarına devam ediyorum. Kısa zamanda yüklerim diye ümit ediyorum. Yani umarım. Gelecek videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Ha bir de beni takip etmeyi unutmayın.